Çekirdeki ABC dük üçgeninde B açısı 90 derece, AB kök 12 ve BC 2 santim olduğuna göre AC kaç santimdir? X bu nedir? Pisagor bağıntısıdır. Yani kök 12'nin karesi artı 2'nin karesi eşittir x karedir. Kök 12'nin karesi 12 gelir. 2'nin karesi 4 gelir. Eşittir x kareden. x kare buradan 16 gelmiş olur. x de 4 bulunur. Çekideki bir itay aracının merdiveni bir binanın tepe noktasına değecek şekilde uzatılmıştır. Merdivenin uzunluğu 20 metre, alt ucunun yerden yüksekliği 5 metre, binaya olan uzaklığı da 16 metredir. Buna göre binanın yüksekliği kaç metredir diyor. O zaman ben ne yapalım? Burada üçgeni kendim oluşturayım. Şu şekilde bir üçgen oluşturdum. Burası kaç gelir? 16. Şuraya da x diyelim. O halde x kare artı 16'nın karesi eşittir. 20'nin karesinden x kare artı 16'nın karesi 256 20'nin karesi 400'dür. Karşı attığım zaman x kare ne gelmiş olur? 144 gelmiş olur. Neyin karesi 144? 12'nin. O halde x 12 gelmiş olur. Bir de nedir? Bunun yerde yüksekliği 5 metredir. O halde yani aracı yüksekliği 5 metredir. Binanın yüksekliği ne olur? 12 artı 5'ten 17 metre bulunmuş olur. Aşağıda bir maraton pistinin başlangıç ve bitiş çizgisinde bulunan dik üçgen şeklinde bayrakların görseli verilmiştir. Başlangıç çizgisinde bulunan bayrağın en uzun kenarının uzunluğu, bitiş çizgisinde bulunan bayrağın verilmeyen dik kenar uzunluğuna eşittir. Buna göre bitiş çizgisinde bulunan bayrağın en uzun kenarının uzunluğu kaç desimetredir? Başlangıç çizgisinde bulunan bayrağın en uzun kenarı neresidir? Hipotenüsü yani 90'ın karşısıdır x'tir. O halde Pisagor bağıntısından x kare eşittir. 5'in karesi artı 3'ün karesi gelir. Buradan 25 artı 9'dan x kare 34 gelir. x de burada kök 34 eşit olmuş olur. Bu aynı zamanda neymiş? Bitiş çizgisinde verilmeyen diğer dik kenar uzunluğu Yani burasını ifade ediyor. Burası da nedir? Kök 34'tür. Uzun kenarda ne diyelim? En uzun kenarı y diyelim. Buradaki Pisagor bantı y'nin karesi eşittir. Kök 34'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi olmuş olur. Buradan y kare eşittir 34 artı 20'den y kare 54 gelir. Y de nedir? Kök 54'tür. Dışarı çıkarttığım zaman 9 kere 6'dır. 9 dışarı 3 olarak çıkar. Yani y eşittir 3 kök 6 olmuş olur. Fatih aşağıdaki gibi yan yana 3 tane kare çiziyor. Bu kareden birinci karenin köşegen uzunluğu, ikinci karenin kenar uzunluğuna, ikinci karenin Köşegen uzunluğu ise 3. karenin kenar uzunluğuna eşittir. İkinci karenin alan 32 santimetre kare olduğuna göre birinci ve üçüncü karelerin çevre uzunluğu toplamı kaç santimetredir diye bana soruyor. Peki ne yapıyorum burada? O zaman ikinci karenin alan 32 ise bir kenar uzunluğu ne gelmiş olur? Kök 32 gelmiş olur. Bu aynı zamanda nedir? Birinci karenin köşegen uzunluğuna eşit olmuş olur. Peki o zaman ne yapalım? Şimdi ikinci karenin neyini bulalım? Köşegen uzunluğu nedir? Köşegen uzunluğu kök 2 katıdır. O halde kök 2 katı ne gelmiş olur? Buradan kök 64 gelmiş olur. Bu da neye eşittir? Üçüncü karenin bir kenar uzunluğu eşittir. Kök 64. O da dışarı çıkartsam 8'dir. O halde üçüncü karenin çevre uzunluğu ne gelmiş olur? 8 çarpı 4'ten 32 bulunur. Peki birinci kareye geçiyorum şimdi. Kök 2 ile çarptığım zaman kök 32 gelmiş. O zaman bunun birinci karenin bir kenar uzunluğu neye eşittir? Kök 16. Yani 4'e eşittir. Çevresi de ne olur? Birinci karenin 4 kere 4'ten 16 gelmiş olur. Toplamlarda ne gelir? 32 artı 16'dan 48 bulunmuş olur. Aşağıdaki ABC'de dörtgeninde dörtgenin de AB diktir BC ve AD diktir DC'dir diyor. AD 7, DC 24 ve BC 20 olduğuna göre AB kaç santimetredir diyor. Önce burada ne yapalım? A ile C'yi birleştiriyorum. Neden? iki tane dik üçgen oluşturmak için. Şimdi ADC dik üçgenine bakıyorum. Ortadaki uzunluğa x dersen x'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı 24'ün karesi gelmiş olur. x kare buradan 49 artı 24'ün karesi de neye eşittir? 570 6'ya eşittir. 576 ile 49'u topladığım zaman 625 gelir. 625 karesi neyin 25 25'in karesidir. O halde bura x 25 olmuş olur. Şimdi AB uzunluğunu bulmak istiyorsam oraya y dersem y'nin karesi artı 20'nin karesi eşittir. 25'in karesi olmak zorunda. Buradan y kare eşittir. y kare artı 400 eşittir 625 diyorum. 400'ü karşıya attığım zaman y kare eşittir 225 olur. Y de buradan kaç gelir? 15 bulunmuş olur. Yukarıdaki şekil bir de verilen dikdörtgen şeklindeki tablo ABCD köşelerinden çivilenerek uzun kenar zemine paralel şekilde asılmıştır. Tablonun uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun 4 bölü 3 katına eşit olup diyor. O halde ne yapıyorum? Kısa kenara x dersem uzun kenarı 4x bölü 3 gelmiş olur. Çevre uzunluğu 280 santimetredir diyor. Tablonun ADC köşelerindeki çiviler düştüğünde şekil 2'deki görünüm elde edilmiştir. B ve E nokta doğrusal olduğuna göre şekil 2'deki tablonun D nokta köşesinin zeminin yüksekliği kaç santimetredir? Önce çevre verilmiş. Çevre neymiş? 280'e eşitmiş. O halde ne yapıyorum? 2 çarpı 4x bölü 3 yani kısa kenar uzun kenarı toplayıp ne yapıyorum? 2 ile çarptığım zaman 280 olacakmış. O halde kısa kenarla uzun kenarın toplamı ne gelmiş olur? 140 gelmiş olur. Payda eşitlersem denklemi çözmek için 7x bölü 3 eşittir. 140 gelir. 7 ile 140'ı sadeleştirelim. 20. X buradan 60 gelmiş olur. Yani kısa kenar 60'a eşitmiş. Uzun kenar ne olur? X diye gördüğüm yere 60 yazarsam 60 ile 4'ü çarptım. Ne geldi? 240. 3'e böldüm. 80 gelmiş oldu. Uzun kenarda. Şimdi B noktasının çivil olduğu için B'nin yerden yüksekliğini bulalım. Nedir? Kısa kenar. 60. Çerçevenin yerden yüksekliği 90 santimse yani B'nin toplam uzunluğu yerden toplam yüksekliği kaç gelmiş olur burası? 150 olmuş olur. Peki şimdi doğrusal diyor o halde B ile C'yi birleştirdiğim zaman ne olmuş olur? Köşegen olmuş olur. Yani ben bu köşegen uzunluğu bulursam aslında B ile C arasındaki uzunluğu bulmuş olurum. Burada dik üçgen oluşuyor. Bu köşegenin uzunluğuna x dersem x kare eşittir. 80'in karesi artı 60'ın karesi gelmiş olur. Buradan x kare eşittir. 6400 artı 3600. Kısaca 6, 8, 10 üçgeni gelecek zaten. 10 kat olduğu için özel üçgen gelecek. X kare buradan 10.000 ise X e ne gelmiş olur? 100 gelmiş olur. Yani burası 100 santime eşitmiş. EB'nin yerden toplam yüksekliği 150 idi. O zaman soru işareti olan yere kaç santim kalmış olur? 50 santim kalmış olur. Şekildeki E, B, A, D ve K, L, C, B karenin alanları sırasıyla 75 ve 432 santimetre kareymiş. EC dik olduğuna göre AC santimet kaç santimetredir diye bana soruyor. Kare olduğu için bunların bir kenar uzunluğu ne gelir? Kök 75 gelir. Yani AB nedir? Kök 75'e eşittir. Aynı şekilde BC ne eşittir? Kök 432'ye eşittir. Şimdi AC uzunluğuna x dersek ne yapıyorum burada? Pisagor i̇şte bağıntısı yapıyorum. Yani x kare eşittir. Kök 75'in karesi artı ne gelir? Kök 432'nin karesi olmuş olur. Kareler zaten kare kök götürecek. 75 artı ne gelecek? 432 gelecek. Ben topladığım zamansa buradan ne gelmiş olacak? X kare eşittir. 507 gelmiş olacak. O da ne eşittir? X kare kökün içine aldığım zaman kök 507. Kök 507'yi dışarı çıkartsam ne olur? 169 çarpı 3 gelmiş olur. 169 dışarı 13 olarak çıkar. Yani bu x eşittir. 13 kök 3 gelmiş olur. Birim kareden oluşan yukarıdaki şekil üzerinde verilen A ve B noktalar arasındaki en kısa uzaklık kaç birimdi? Yani A ve B noktalar arasındaki uzaklıkta ne yapıyorum? Birleştiriyorum. Yani şu gelmiş oluyor. En kısa uzaklığı soru. O halde ne yapalım burada? Dik üçgen oluşturalım. Şu şekilde AB uzunluğunu bulmak için. Büyük kenarın uzunluğu ne? Kaç birim gelmiş oldu? Kaç tane kare olmuş oldu birim kare dediği için? 4 gelir. O halde şuranın uzunluğu kaç kare? 6 kare. Bu A ile B arasında da X diyelim. O halde X kare ne olmuş olur? 4'ün karesi artı 6'nın karesi gelmiş olur. Buradan da X kare eşittir. 16 artı 36'dan X kare 52 gelmiş olur. X de buradan kök 52 olur. 52 de nedir? 4 çarpı 13'tür. 4 dışarı 2 olarak çıkar. Yani 2 kök 13 bulunmuş olur. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan 4 tane eş ikiz kenar üçgen biçimde karton verilmiştir. Bu kartonlar taban köşeleri çakışacak şekilde Aşağıdaki gibi birleştirme kartonlar arasında köşegen uzunluğu kök 200 santim olan karesel bir bölge oluşmaktadır. Buna göre bu kartonların birinin çevresinin uzunluğu en az kaç santimetredir? Bu içinde kalanın ne yapalım? Şöyle temsil olarak çizelim kareyi. Çizdik. Bunun köşegen uzunluğu neye eşitmiş? Kök 200'e eşitmiş. O halde ben bu karenin bir kenar uzunluğu a, a dersem ne olur? A kare artı a kare kök 200'ün karesine gelir. 200 gelmiş olur. Yani 2 a kare eşittir. 200'den a kare buradan 100 gelmiş olur. a da 10 olmuş olur. Yani bunun bir kenar uzunluğu 10'a eşitmiş. Burada da taban neymiş? 10'a eşitmiş. Şimdi ikiz kenar olduğu için ne olacak? Bu ikiz kenarların toplamı ondan büyük olacak. Santimetre ise tam sayıymış. O halde en az kaça kaç verebilirim? 5'e 5 beş üçgen çizme kurallar ne olur? Aykırı olmuş olur. Olmaz. O zaman en az kaç vereceğim? 6'ya. 6 vereceğim. Çevresi de ne olmuş olur? 6 artı 6 artı 10'dan 22 bulunmuş olur. En az. Aşağıda çember şeklindeki çerçevenin içine yerleştirilmiş bir fotoğraf verilmiştir. Kare şeklindeki fotoğrafın köşeleri çember yayının üzerinde bulunmaktadır. Yani köşe ne oluyormuş? Çemberin yarı çapına eşit olmuş oluyor. Çember şeklindeki çerçevenin çevresi 36 santim olduğuna göre kare şeklindeki fotoğrafın çevre uzunluğu hangi iki tam sayı arasındadır? Ne yapıyorum burada? Önce çevre uzunluğundan yarı çapı buluyorum. Yani 2 pi r kaça eşitmiş? 36 eşitmiş. Pi 3 olarak aldığım zaman 6 r eşittir. 36'dan r buradan 6 gelmiş olur. R 6 ise çapı yani büyük R ne gelmiş olur? 12 gelmiş olur buranın uzunluğu. Ben bunun bir kenar uzunluğuna A dersem A'ya A dersem A kare artı A kare 12'nin karesine eşit olmuş olur. Yani 2 A kare 144'e eşit olmuş olur. Buradan da A kare eşittir. 72 A da kök 72 gelmiş olur. Yani 6 kök 2'ye eşit olmuş olur. Bana diyor karenin çevresini soruyor. Çevresi nedir? 4 ile çarparım. 6 kök 2'yi 4 ile çarptığım zaman 24 kök 2 olmuş olur. Bunu da kök içine alırsam 24'ün karesi ne eşittir? 576 eşittir. 576 ile 2 çarptığım zaman ne gelir? 1152 gelmiş olur kök içinde. Şimdi bu hangi iki tam sayı arasında onu bulmak istiyorum. Şimdi burada sırayla yazalım. 31'in karesi tam kareleri hatırlayalım. 31'in karesine gelir 961. 32'nin karesi 1024. 33'ün karesi ne gelmiş olur? 1089. 34'ün karesi ne gelir? 34 çarpı 34 yani 1156 gelmiş olur. Peki 1152 hangi ikisinin arasında oluyor? 33 ile 34 arasında olmuş olur. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AH diktir BC. BAH 20 derece ve ACB 50 derecedir. ABC üçgeninin kenarlarının uzunlukları A, B ve C ile gösterildiğine göre aşağıdaki sıralamadan hangisi doğrudur? Önce ne yapmam lazım? Açıları bulayım. Peki burada AHC nedir? Dik üçgendir. 90 var, 50 var. O halde 180 tamamlamak için burası kaç gelir? 40 gelmiş olur. Aynı şekilde burası da 90 derecedir. 90 var, 20 var. B açısı kaç gelir o zaman? 70 gelmiş olur. O halde ABC üçgenini şuraya çizersem ne yapalım? Açılarını yazalım. A açısı 60 derece, B açısı 70 derece, C açısı da 50 derece gelmiş olur. En en büyük derece hangisi? 70. Yani B en büyük olmuş olur. Sonra hangisi gelir? 60 derece. 60 hangisi? A. En küçük olan da hangisi? C olmuş olur. Yani B, A, C gelir. Cevap bursa olmuş olur. Şekil 1'de verilen kare biçimdeki karton parçasından şekil 2'deki gibi boyalı 4 tane eş dik üçgen kesilip çıkarılıyor. Bu üçgenle aşağıdaki birleştirilerek alan 32 cm kare olan bir kare oluşturuluyor. Buna göre başlangıçta verilen kartonun çevre uzunluğu kaçtır diye bana soruluyor. Alan 32 ise bir kenar ne eşittir? Kök 32 eşit olmuş olur. Peki burada kısa kenarla uzun kenar arasındaki bağıntıyı bulmak istiyorum. Nedir? Dikkat ederseniz burada iki tane kısa kenar neye eşit olmuş oluyor? Bir tane uzun kenara eşit olmuş oluyor. Onu da nereden görüyorum? Aha da kenar uzunluklarından görüyorum. Yani burada iki tane kısa kenar buradaki uzun kenar eşit olmuş oluyor. O halde ben bunlardan dik üçgenlerden birini çizersem şu şekilde. Şurası uzun kenar kök 32 imiş. Yani kaça eşittir? 4 kök 2 eşit olmuş olur. Kısa kenar ne gelir? 2 kök 2 gelir. Şimdi ben şekil 2'deki karenin çevresini bulmak istiyorsam ne yapacağım? Bunların hipotenüsünü bulmam lazım. Yani buradaki hipotenüsü bulmam lazım. Hipotenüsü x dersem x kare eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı 2 kök 2'nin karesi gelmiş olur. Buradan x kare eşittir. 32 artı 8'den x kare ne gelmiş olur? 40. x de buradan kök 40 gelir. Onu da dışarı çıkartırsam 4 çarpı 10'dan 2 kök 10 gelmiş olur. Buradaki bir kenar uzunluğu. Çevresini soruyorsa 4 ile çarparım. 2 kök 10 çarpı 4'ten ne gelmiş olur? 8 kök 10 bulunmuş olur çevre. Yukarıdaki çizimi yapılan KLM üçgeninde LM 20 santim olarak veriliyor. KLM üçgenin tek türlü çizebilmesi için hangi seçenekteki bilgilere ihtiyaç vardır? Bir üçgenin çizebilmesi için ne olması lazım? 3 tane elemanın bilinmesi lazım. Yani burada kuralları hatırlayalım. Ya 3K kuralı yani 3 tane kenar bilinecek ya KAK yani iki kenar ve bunlar arasında kalan açı bilinecek ya da AK iki tane açı bunlar arasında kalan kenar uzunluğu bilinmek zorunda. A'ya bakıyorum. M açısı verilirse ne olur? İki tane özellik verilmiş olur. Bu olmaz. KM'nin uzunluğu verilirse yine iki tane özellik olmuş olur. Olmaz. L açısı verilirse yine iki tane özellik olmuş olur. Olmaz. KM'nin uzunluğu verilirse yani buradaki x verilir ve KM ile arasındaki açı verilmiş olursa o zaman bu ne yapabilir? Çizebilir. Yani bu ikinci özellik kenar açı kenardan ne yapabilirim? Çizebilirim. Şekil 1'de beyaz yüzü verilen ve diğer yüzü mavi olan üçgen şeklinde kağıt L köşesi LM doğru parçası üzerinde olan P noktası ile çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Bu katlama sonucunda oluşan şekilde PM6 birimmiş. Buna göre şekil 1'de verilen KLM üçgeninin bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir? E, bu kenar aynı doğrusal kenar üzerine katlanıyorsa ne oluşuyordur? Burada yükseklik oluşuyordur. Aynı şekilde LN ne eşittir? Lp'ye eşit olmuş olur, üzerine katlandığı için. Lm toplam 24 santimli, pm 6 santimse, o zaman lp kaç gelmiş olur burada? 18 kalmış olur, yani buralarda 9'a 9 olmuş olur. Kl neye eşittir aynı zamanda? Kp'ye eşittir, yani burası da 15'tir. O zaman kl'yi bulmak istiyorum, ona da ne diyelim? X diyelim. Buradan x kare artı 9'un karesi eşittir 15'in karesi olmuş oluyor. Buradan x kare artı 81 eşittir 225'den x kare buradan 81'e karşı attığım zaman 144 gelir. x de burada ne olmuş olur? 12 bulunmuş olur. Yani KLM üçgeninde yükseklik kaç geldi? 12 gelmiş oldu. Ben KLM'nin alanını bulmak istiyorsam ne yaparım? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 12 çarpı 24 bölü 2 yaparım. 12 ile 2 sadeleşsem 6. 6 çarpı 24'ten de 144 bulunmuş olur. Theodor's dik üçgenleri kullanılarak bir spiral oluşturulmuştur. Bu spiral Theodor's tekerle olarak bilinir. Yukarıda içinde yazan sayıların numaralandırılmış üçgenler oluşturulduğundan Theodor's tekerle verilmiştir. Buna göre Theodor's tekerlerini kullanılacak 11. üçgenin hipotenüsün uzunluğu santimetre cinsel hangi iki ardışık tam sayı arasındadır? Şimdi birinciye bakıyorum. Birincinin bir kenar uzunluğu neye eşit? İki kenar uzunluğunda bire eşit. O halde Pisagor bağıntısına kök hipotenüsüne gelir? Kök 2 gelmiş olur. İkinci üçgende birinci üçgenin hipotenüsü diğerine ne olmuş oluyor? Bir kenar uzunluğu olmuş oluyor. Yani burası kök 2 burası birden. Yine ikinci üçgende ne yapıyorum? Pisagor'u bulmak istiyorum. Hipotenüsü bulmak istiyorum. Burası ne gelir? Kök 3 gelmiş olur. Yani sonra ne yapacağım? Aynı şekilde devam ettiğim zaman ne gelir? Kök 2. Birincisinde hipotenüsün uzunluğu kök 2 iki geldi. İkincisinde hipotenüsün uzunluğu kök 3 üç geldi. Üçüncüsünde hipotenüsün uzunluğu ne gelecek? Kök 4 gelecek. Aynı şekilde bu şekilde devam ettiğim zaman 11.sinde ne gelecek? Her zaman adımın bir fazlası kadar gelmiş olur. Yani ne gelir buradan? Kök 12 gelmiş olacak. Kök 12'de nedir? Kök 9 ile kök 16 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. Kök 12. Cevabım Adana olur. Yukarıdaki şekilde ABCD karesinin alanı 432 cm karedir. Buna göre ABCD karesinin orta noktalarına birleştirilerek oluşturan dörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir diye bana soruyor. Kare olduğu için bir kenar uzunluğu ne gelmiş olur? Kök 432 gelmiş olur. Ben bunu dışarı çıkartırsam 144 çarpı 3'tür. 144 dışarı 12 olarak çıkıyor. Yani 12 kök 3 gelmiş olur. Tam orta noktasıları birleştirilmiş. yani eşit iki parçaya bölmüş. O halde bir kenar uzunluğu ne gelmiş olur? 6 kök 3 gelmiş olur. Dörtgenin bir kenar uzunluğu bulmak istiyorsam x diyelim buradan. O halde x kare ne gelir? 6 kök 3'ün karesi artı 6 kök 3'ün karesi gelmiş olur. Buradan x kare eşittir. 108 artı 108'den x kare buradan 216 gelir. x de buradan ne gelmiş olur? 6 kök 6 olmuş olur bir kenar uzunluğu. Bana bunun çevresini soruyor. O halde ne yaparım? 4 ile çarparım. 6 kök 6 çarpı 4'ten 24 kök 6 gelmiş olur. Aşağıda şekilde tüm kenar uzunlukları birer tam sayı ve A, C, E, G noktaları doğrusaldır. A noktasına harekete başlayan karınca o ok yönde ilerleyerek E noktasına, G noktasına harekete başlayan diğer karıncası o ok yönde ilerleyerek E noktasına ulaşmıştır. Her iki karınca da eşit uzunlukta yol aldıklarına göre ağaca kenar uzunluğu en az kaç santimetredir. Şimdi G'den başlayan ne yapıyor? Uzunlukları bildiği için G'den başlayana başlıyorum. G ne yapmış? E'ye gelmiş. Yani birinci karınca toplam şu A karıncası A ile isimlendirelim. A karıncası toplam 23 artı 20'den 43 santim yol almış oluyor E'ye gelene kadar. O halde A'dan başlayan C gelen bunu da B ile ifade edersem B karıncası da 43 santim yol almış olacak. Şimdi A C'nin en az olması istiyorsam C'nin ne olması lazım? En fazla olması lazım. C'ye X dersem farklarından büyük yani 17 eksi 12'den 5'ten büyük 29'dan küçük olması lazım. X en fazla kaç gelir? 28 olmuş olur. Peki 28 olursa AC kaç kalır? 43 metre 43 santim yol almış oluyordu. 43 eksi 28'den de en az 15 santim yol almış olur. Bir matematik öğretmeni öğrencilerden aşağıdaki çizelgede kenar uzunlukları verilen üçgenlerden dik üçgen olanlar tik ile dik üçgen olmayanları çarpı ile göstermenin belirtmenin istemiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüm işaretleme doğru yapan bir öğrenci aittir. Önce hepsinin karesini alalım. Kareler toplamı diğer kenarın karesinin toplamı eşit mi? Onu kontrol edelim. Birinci üçgende 2 kök 3'ün karesi ne gelmiş olur? Hemen yanına yazıyorum. 12 gelmiş olur. B'nin karesi ne gelmiş olur? 48 gelmiş olur. C'nin karesi 36 gelmiş olur. O halde 12 ile 36'yı topladığım zaman 48 geliyor. Birincisi ne olmuş olur? Dik üçgen olmuş olur. İkinciye geçiyorum. 2 İki kök 5'in karesini aldığım zaman ne gelir? 20 gelmiş olur. İkincisine 4 kök 5'in karesini aldığım zaman ne gelmiş olur? 80 gelmiş olur. C de onun karesini aldığım zaman 100 gelmiş olur. O halde 20 artı 80 100. C'nin karesi de 100'e eşit. O halde ikincisi de nedir? Dik üçgen olmuş olur. Şimdi üçüncüye geldim. Kök 18'in karesi 18. 3 kök 2'nin karesi 18. 6 kök 2'nin karesi 72 gelir. 18 18'in toplamı 72 değil. O halde üçüncüsü dik üçgen değil. Diğerine bakıyorum. 9'un karesi 81, 40'ın karesi 1600, 41'in karesi 1681. 1600 ile 81 topladığım zaman ne gelir? 1681 gelir. Üçüncüsü de nedir? Dik üçgendir. Son olarak 5.'ye bakıyorum. Kök 3'ün karesi 3, Kök 4'ün karesi 4. Kök 5'in karesi 5. 3 ile 4'ü topladığım zaman 7 gelir. O halde bu da dik üçgen olma şartını sağlamaz. Bu şartları sağlayan tikler ve çarpılar hangisi olmuş olur? Bursa olmuş olur. Aşağıda yarıçap uzunluğu 6 cm olan çember şeklindeki birip verilmişti. Bu ip şekil 1'de olduğu gibi herhangi bir yerin kesiliyor ve şekil 2'deki doğru parçası elde ediliyor. Şekil 2'de bu doğru parçası üçgen oluşturmak için şekil 3'teki gibi kesilip üç parça ayrılıyor. Bu parçanın uzunlukları santimetrenin tam sayı olduğu biliniyor. Buna göre oluşabilecek bu üçgenin herhangi bir kenarının uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Ne yapıyorum ben burada? Hemen çevresini buluyorum ki şekil 2'deki ipin uzunluğunu bulabileyim. Çemberin çevresi nedir? 2 pi r'dir. Pi bana 3 al demiş. Yani 2 çarpı 3. Yarı çapta 6 imiş. Buradan ipin uzunluğu ne gelmiş oluyor? 36 santim gelmiş oluyor. Bu ipi de ne yapıyormuş? 3 parçaya bölüyormuş. 3 parçaya böldüğü zaman ne gelmiş olur diyor. Bir kenarının uzunluğu. O halde ne olacak? İki kenarın uzunluğu diğer kenar uzunluğundan toplamından küçük olması gerekiyor. Yani burada yarısında ne olacak? İki kenarın toplamı fazla olması gerekiyor. O halde ben bir kenara 9, bir kenara 10 dersem ne olmuş olur? Üçgen olma şart olmuş olur. Diğer kenarda ne kalır? O halde 17 kalır. Ama ben burayı 9'a 9 aldığım zaman 3. kenar 18 gelir. Bu üçgen olma şartını sağlamaz alamam. Ne yapacağım o halde? Bir kenarın uzunluğu en fazla kaç gelmiş oluyor? 17 gelmiş oluyor. Kare şeklindeki 3 çerçeve birer kenar ortak olacak şekilde aşağıdaki bir yan yana verilmiştir. Her bir çerçevenin alanı 48 santimetre kare olduğuna göre H ile D köşeleri arasındaki mesafe en az, en az kaç santimetredir? Yani önce H ile D'yi birleştiriyorum. Burada ne olmuş oluyor? Bir dik üçgen olmuş oluyor. O halde ben önce ne yapalım? Bu çerçevenin bir kenar uzunluğunu bulmuş olayım. Alanı kaçtı? 48'di. O zaman bir kenar ne gelir? Kök 48 gelmiş olur. Yani 4 kök 3 olmuş olur. 4 kök 3'müş. H'den E olan kısımda 3 tane nedir? 4 kök 3'ün çarpımında ne gelmiş olur? 12 kök 3 gelmiş olur. Şimdi H ile D arasında X dersen Pisagor bağıntısı yapıyorum. X'in karesi 4 kök 3'ün karesi artı 12 kök 3'ün karesi gelmiş oluyor. Buradan X kare eşittir. 4 kök 3'ün karesi 48. 12 kök 3'ün karesi 432 gelir. Buradan da x kare ne olmuş olur? 480 gelmiş olur. 480 de ben nasıl ayırırım? 16 çarpı 30 olarak yani 16 ile 30'un çarpımına eşittir. 16 dışarı nasıl çıkar? 4 30 dışarı çıkmaz. O halde 4 kök 30 olmuş olur.